Daha önce temel anlamda birleştirme operatörlerini gördük. SQLite üzerinde nasıl çalıştığını. Şimdi odaklanarak birkaç farklı örnek daha yapalım diyorum. Burada metin birleştirme işlemleri, İngilizce karşılığı string concatenation işlemi çok basit bir şekilde yapılabilir. Mesela iki tane metni birleştirmek istediğimizde şu şekilde. Tek tırnaklar içerisinde metni yazın ve içerisinde herhangi bir şey, ekstra bir şey yapmanıza gerek olmadan şuradaki şu işareti kullanarak iki tane bu işareti kullanarak bunları birleştirebiliriz sorunsuz bir şekilde. Çıktı olarak da bunu alabiliriz. Mesela benim kendi web sitem üzerinden cihanosan.com ile bunları ayrı ayrı birleştirebilirim. Şu şekilde. Ya da mesela blockchain yazmak istiyorum. Burada her karakteri, her karakter bir char'dır bu arada. Bilgisayar mimarisinde her karakteri ayrı ayrı tanımlayıp bunları birleştirme işlemi. Bu da aslında bir nevi dizi işlemi oluyor programatik tarafta. Bunu birleştirdiğim zaman da bize blockchain çıktısını veriyor. Aynı zamanda bunları daha önceki örnekte de yaptığımız gibi mesela arada boşluk bırakmak için de kullanabiliriz. Şunları şu şekilde. Burada da aşağıda olduğu gibi bir arada boşluk bırakarak çıktı oluşturacak. Burada sıkıntılı olan bir kısım şu. Özel karakterler kullandığınız zaman metin birleştirme işlemi sıkıntı oluşturabilir. Mesela normalde şu şekilde let's yazdığımızda İngilizce olarak T'den sonra S yazarken şurada bir virgül, yukarıdan virgül işlemi koymak gerekiyor. Bunu bu şekilde yaparsak bu veri tabanı motorunun aklını karıştıracaktır açıkçası. Çünkü özel bir karakter. Böyle bir durumda siz bir tane yazmak için iki tane yazmanız gerekiyor. Yani şunu yazmak için aslında bunu koydunuz. Bu şekilde sorun olmayacaktır. Tekrar çalıştırdığımda, bakın let's do it. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu yazıldı. Ya da mesela burada da benzer durum söz konusu. Şunu doğrudan çalıştırayım ben. Mesela çıktı olarak aynı sorgu sonucunu almak için bu şekilde de kullanılabilir. Dikkat ederseniz burada bir string metin içerisinde olan durum söz konusu. Burada ise tamamen ayrı bir metinsel veri olarak, karakter verisi olarak tutuluyor. Ve diğerleriyle birleştiriliyor. Ve sonuç olarak da aynı çıktıyı verecektir.